rahim ağzı yetmezliği genelde ikinci trimesterde, yani kadında 12-14. haftadan sonra 22-24. haftaya kadar erken doğum yapılan kadınlarda görülen bir durumdur rahim ağzı yetmezliği. Bu hastalarda tipik olarak öncelikle her kadın neredeyse hiçbir ağrı hissetmeden, karnındaki kasılmaların çok farkına varmadan, bazen ne yazık ki tuvalete gittiğinde, altta bir baskı hissettiğinde vesaire, amniyos kesesi eline gelir hastanın. Bu şekilde bebeğini kaybeder bu hastalar. Ve oldukça da tekrar edebilen, bir sonraki gebelikte de tekrar edebilen çok dramatik bir durumdur. Rahim ağzı yetmezliğinde tanıyı koymak için belli kriterler vardır. Bu aynı zamanda tedaviyi de şekillendirmektedir. Burada tedavi, rahim ağzı yetmezliği saptadığımız hastadaki tedavi cerrahidir. Serkülaj dediğimiz ameliyat yapılmaktadır. Serkülajı atmak için iki ayrı yol vardır. Bunlardan bir tanesi tarihsel serkülaj gibi Türkçe'ye çevrilebilecek bir yöntem vardır. Nedir o? Hastanın daha önce iki tane ikinci trimesterde var olan düşüğü vardır veya bir tane vardır ve hasta bunu sizden talep eder. Siz de bu hastaya bir serkülaj atarsınız. Bu durumda genellikle 12 ila 14. gebelik haftasında bu ameliyat yapılmaktadır. Diğeri ise hasta böyle bir istekle size gelir, hastayla konuşursunuz ve daha sonra hastanın rahim ağzını takip edersiniz. Buradaki en büyük problem genelde kadınların, gebe kadınların alttan muayene yapılmaz diye düşünmeleridir. Oysa biz hele daha önceden ikinci trimester böylesi bir kaybı varsa hastanın 26. gebelik haftasına kadar vaginal yoldan, vaginal ultrasonla kadının rahim ağzını ölçerek, ne kadar kısaldığına bakarak cerrahi yapıp yapmamaya karar veririz. Bunun için burada bir ölçüm vardır. Sürekli ölçümler yaparız 2 haftada bir vaginal yoldan. Ve eğer rahim ağzı uzunluğu 25 mm'nin altına indiyse alarm zilleri çalar. 20 mm'nin altına indiyse de ameliyat yaparız. Peki neden baştan hemen cerrahi yapmıyoruz? Bunun en büyük nedeni sonuç olarak bu iki ucu keskin bir bıçaktır bu ameliyat. Masum değildir. Sonuçta ben gebe bir kadının rahmine ciddi bir cerrahi uygulayacağım. Bu cerrahi uygularken bir dikiş geçeceğiz. Bu dikişe bağlı olarak zaten hassas olan rahmin kasılmalarını arttırabilirim. İkincisi, eğer daha önceden açılma olduysa bizim funneling dediğimiz şarap çanağı tarzında bir şarap kadehi tarzında bir çanaklaşma meydana gelir. Bu çanaklaşmanın içine amniyos kesesi girer ve ben dikişi geçerken amniyos kesesini patlatabilirim. Zaten ameliyat öncesi bu riskler hastaya ve eşine mutlaka ve mutlaka anlatılmalıdır. Dolayısıyla ameliyatı yaparken erken dönemde zaten o yüzden 12-14 hafta arası eğer doğrudan atacaksanız atılır. Bu riskleri en minimalize ettiğiniz dönemde. Ancak ne olursa olsun çifte bunları anlatmak gerekir. İkincisi, ameliyat sonrası hastaya belli bir dönem, tokoliz dediğimiz, o anda akut olarak benim yaptığım cerrahiye bağlı gelişme ihtimali olan rahim kasılmanı durdurmak için kısa süreli tokoliz verilebilir. Hasta mutlaka en az 24 saat hastanede tutulmalıdır. İdeal bir 48 saat gözetim altında tutulması. Çünkü ameliyattan sonra suları gelebilir. Dediğim gibi bunlar hep bu cerrahinin komplikasyonlarıdır. Cerrahi olarak iki yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi McDonald's tipidir. Diğeri ise Schrödinger tipidir. Tercihe göre değişir. Örneğin benim tercih ettiğim Schrödinger'dir. King's College'in yayınladığı bir çalışma vardır. Bu çalışma içinde çok fazla tartışılabilir ama ikisi arasında çok ciddi bir fark olmadığını söyler. Schrödinger daha yukarı doğru gider ve daha tepeden bir dikiş geçebilirsiniz ama bu biraz daha zor bir yöntemdir. Mesaneyi ve arkada bağırsağı hafifçe itersiniz ve bundan sonra dikişi koyarsınız. Her ne kadar aralarında bir fark olmadığı söylense de gerçek rahim ağzı olan, yetmezliği olan hastalarda belli bir grup jinekoloğun tercih ettiği yöntem daima Schrödinger olmaktadır. Dediğim gibi en önemli şey hastaya nedenlerini, içinleri anlatmak. Neden ameliyata ihtiyacı olduğunu anlatmak, ameliyat tekniğini neden böyle seçtiğimizi anlatmak ve daha önemlisi ameliyat sırasında ortaya çıkacak olan komplikasyonları anlatmak.